Vallahi abi, istediği kadar yüzük satsın, evi geri alsın. Olmaz. Yani o kızın artık kredisi tükendi. Tabii canım. Şeyma zaten ne yapsa size yaranamaz. Onu biliyorum da. Yani en azından bir takdir hak ettiğini düşünüyorum şu an Burcu. Ya abi, gül gibi gizem var. Ay niye sürekli Şeyma deyip duruyorsun? Unut artık şu kızı. Gül gibi gizem mi var? Ya sen gizemi ne kadar tanıyorsun ya? En fazla bir iki kere üniversitede görmüşsündür, o kadar. Ya kimi kime savunuyorsun Burcu? Ay tamam, tanımıyorum. Ama kesin Şeyma'dan iyi bir insandır. Ben sana Gizem'in nasıl biri olduğunu söyleyeyim mi? Bak Gizem nasıl biri biliyor musun? Gizem hem sevgilisini hem beni aynı anda idare eden biri. Anladın mı? Ya baba çok affedersin. Haklısın, senin önünde bu mevzuları konuşuyoruz falan ama yani uzadı. Yani hakikaten çok uzadı. Ben çok sıkıldım babacığım. Yani ben başka şeyler konuşmak istiyorum ya. Ya da şöyle yapacağım. Bir daha sizinle hiçbir şey paylaşmayacağım, o olacak. Ay bir dakika, bir dakika. Nasıl ya? Nasıl aynı anda idare etmiş? Ya sevgilisi varmış işte, anlamıyor musun Burcu? Of. Kapandı o konu, tamam mı? Gizem falan yok artık. Hem bak Şeyma'dan kötüleri de olabiliyormuş hayatta. Ay tabii canım. Kanatsız melek Şeyma. Oğlum parayla kötülükler temizlense dünya daha güzel bir yer olurdu. Ağzına sağlık babacığım. Duy bak abi, duy duy. Ay duymadıysan eline kağıt kalem vereyim, not al istersen. Ben kalkıyorum. Size afiyet olsun. Merhaba. Boş odanız var mı? Ne kadar kalacaksın? Belli değil. Sen günlük ver o zaman. 50 lira. Yarın versem olur mu? Olur. Sen yarın ver. ...204 numara. Kral dairesi değil ama idare eder. Yandaki merdivenlerden iki kat çık. Sağdaki ikinci kapı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.